Buyurun. Değerli abi. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlar. Yani tabii arkadaşlar teknik olarak bu maddenin eksiklerini söylediler. Yani biz de bunu geçen dün verilen briefingde az çok biliyorduk nelerin aksayacağını. Şimdi her şeye rağmen, yani bu eleştirilere rağmen biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak evet vereceğiz. Buradaki sorun estetik değildir, şey değildir, insani bir sorun var buradaki sorun budur. Biz bu açıdan bakıyoruz. Çünkü tavukta yaşayan insanlar bunları bir an önce kurtarman lazım. Yani benim de hoşuma gitmiyor bir caddede 3 tane farklı imar durumu olması. Ama Zeytinburnu şartları burada herkesin de sorunları maalesef bu durumdayız. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. 1999 depreminden beri kentsel dönüşüm anlamında ya da bir iyileştirme anlamında hiçbir şey yapılmamış. İlk defa bir adım atılmış ve buna da destek olmak zorundayız. Ne olursa olsun eksikleri var mı? Var. Doğru. Daha çok buradaki sorun, hukuki sorunlar ileride karşımıza geleceği aşikar. Ama bir an önce bu insanların bu tabuttan çıkması lazım kardeşim. Bunu da yapacağız. Yani biz belediyeye elimizden gelen desteği vereceğiz. O gerekirse ileride karşımıza çıkacak sorunları belki bu mecliste planı ilgilendiriyorsa biz çözeceğiz. Hukuki yargı çözecek ya da gene biz yardımcı olabiliyorsak bu meclisler biz çözeceğiz. Fakat bunun elzem olarak bir an önce hayata geçmesi lazım. Çünkü 20 senedir hiçbir şey yapılmamış. Sadece şov, sadece gösteri, hepsi hikaye. İlk defa somut bir adım atılmış. Bu anlamda sayın bürokratlara, belediye başkanına, emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim de katkımız olacaktır. Yardımcı olacağız. Mesele budur. Bu açıdan bakıyoruz. Yani vatan bir yeminde hiç kimse altını mı alayım, paramı alayım diye düşünmez. Önce canı kurtarmaya uğraşır, can simidi almaya uğraşır. Şimdi bu da şu anda bir simit gibi gözüküyor. Buna hep beraber destek olmak zorundayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli meclisleri. Şimdi öncelikle Muhammed Kaynar arkadaşını tebrik ediyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. Kim yetiştirmişse, neyi nereden aldı, nereye getirdi, nasıl oldu? Ben Zeytin Belediyesi'nden bahsediyorum. O tünellerden, viyadüklerden bahsediyorum. Ben 20 senedir burada bir şey olmadı derken Zeytin Belediyesi'nden bahsediyorum. Tolu Zeytin Belediyesi. Arkadaşlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Biliyoruz viyadüklerin ne olduğunu. Ne bileyim, köprülerin, tünellerin ne olduğunu. Şimdi o konuya girersek burada akşamlara çıkamayız. Alacağınız cevabı da biliyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizlerden farkı şu arkadaşlar. Bizde herkes demokratik olarak görüşünü söyler. Sonuçta grup sözcüsü ya da grup başkanlığı çıkar, partinin kararını açıklar, orada biter. Noktadır orası. Nokta. Şimdi arkadaşlar dünkü toplantıda kendisi de vardı. İmar Komisyonu'nun 5 üyesinin de 5'inde fikrinin ayrı olduğu, bir sürü eleştirilerin olduğunu kendi gözleriyle gördü. Bizden CHP'li gruplardan fazla AKP'li komisyon üyelerini bu konu hakkındaki eleştirilerin önerilerini dinledi. Neymiş? Demek ki teknik adamlar farklı düşünüyor, teknik açıdan düşünüyor. Daha içine giriyor. Senin gibi hadi verelim, vuralım, geçelim diye değil. Şimdi bazı arkadaşlar, Süleyman arkadaşımız mesleğine ihanet etmem anlamında bildiği doğruları söylüyor. Başına atmışsa geleceklerine. Bizim verdiğimiz karar siyasi karar. Evet bu eksikler vardır, doğrudur, hepsi haklıdır. Ama bunu zamanla düzeltiriz diyoruz. En azından bir niyet var, bir başlangıç var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeye rağmen diye başladım ben sözüme. Her şeye rağmen oy vereceğiz, destekleyeceğiz. Bitti, orada bitti. Şimdi kendisine iş arıyor. Girdi, nerelere girdi. Yani durup dururken başkan toplantıyı bitirmek istiyor, siz devam ettirmek istiyorsunuz. Sadece şunu şey yapamadınız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi grubunda herhangi bir problem yoktur. Demokrasi her şekliyle işliyor. Herkes fikrini özgürce söyler, biter. Sizden farkımız o. Dün neredeyse İBAR Komisyonu'na sen fikrini söyleme diyordun sen. Dün toplantı. Evet. Anlatabildim mi? Yani o anlamda öyle kaşımanıza da gerek yok. Bizde her şey sahih aç. Net sözü söyledim, bitti. Teşekkür ederim İsmail Bey.
Evet, değerli meclislerimiz, 7 nolda bu komisyonlardan geldiği şekilde oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 7 nolda bu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ülkemize hayırlı olsun. Bütün çalışanlar, emeklilerine teşekkür ediyorum. Gündemde başka görüşülecek madde bulunmadığından 7 Haziran Pazartesi saat 10:30'da meclis kapatıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.